Ne geçiş yapacak ayın 5'inde? Ben mi? Kulaklık takıp oturtmaya çalışıyorum. Sevgili kovalar, bu rahat durmuyor olursa. Merhabalar sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olan herkese. Sevgili kovalar, Mart ayı 2020 yorumlarımla karşınızdayım. Şubat ayının ortasında izliyor olacaksınız bu videomu kısmetse. Ve Şubat ayı ile ilgili bazı ipuçları verip sonra Mart ayının detaylarına geçmek istiyorum. 23 Şubat'ta bir yeni ay yaşıyoruz. Balık burcunda, balık burcunun 4 derecesinde bir yeni ay. Bu da size yenileme etkisi verecek. Yani yapınız, kişiliğiniz, işte fiziki görüntünüz, saçınız ya da evinizle ilgili bazı dekorasyon değişiklikleri olabilir. Bir boya yapmak isteyebilirsiniz. Büyük bahar temizliği yapmak isteyebilirsiniz. Mart ayına giriyorken yenileme ihtiyacıyla başlıyorsunuz. Mart ayına özetle. Mart ayı başladığında taşınma planınız olabilir. Taşınma ihtiyacı hissediyorsanız uygun bir ev bulabilirsiniz. Örneğin ev almayı planlıyorsanız da aslında Mart ayının güzel etkileri var ama farklı tarihlerde. Ama Mart ayının ilk günleri ya da 28-29 Şubat'ta taşınma gibi bir gündeminiz olabilir. Ve aynı zamanda Merkür retrosu da tabii devam ediyor durumda ve 4 Mart'ta Merkür Kova burcunda retroya devam ediyor olacak. 6 gün boyunca bu şekilde ve 10 Mart'ta Merkür retrosu çok şükür sona erecek. Ve 10 Mart'a kadar da herhangi bir girişiminiz olmaması gerekiyor. İşte aslında taşınmanıza engel tarih bu tarihler. 4 Mart ile 10 Mart arası. Merkür düz hareketine, hatta ileri hareketine döndüğü tarihlerde 12-13'ünden sonra taşınmanız ya da kontratınızı bu dönemde yapmanız daha doğru olur. 5 Mart'ta Venüs Boğa burcuna geçiş yapacak ve 3 Nisan'a kadar burada kalacak. Etkisi 15 Nisan'a kadar sürecek. Bu güzel bir etki. Örneğin ekstra bir gelir elde edebileceğinizi, kenarda duran altın ya da döviz gibi bir miktar paranızın karşılığında bir gelir elde edebileceğinizi müjdeliyor size. Ya da girişimlerinizden, örneğin işte bir Instagram'da ya da YouTube'da bir girişiminiz varsa, bir çalışma başlattığınızsa, bir satış portalınız varsa buradan ekstra gelirler elde edeceğinizi bu 5 Mart'la 3 Nisan arasındaki Venüs Boğa transitinde görüyor olacaksınız. İkili ilişkilerde bir iyileşme yaşayacaksınız bu dönemde. Mart'ın ilk 10 gününde sevgilinizle, eşinizle aranız daha da sıkı olabilir. Yani şöyle yeni biriyle tanışma ihtimaliniz de var. Karşılıklı olarak birbirinize ilan aşk edebilirsiniz. Öyle söyleyeyim ya da bir evlenme teklifi alabilirsiniz. Bu dönem güzel bir dönem. 9 Mart'ta bir dolunay var. Başak Burcu'nun 19 derecesinde. Bir önceki de biliyorsunuz Şubat'ta 20 derece Aslan Burcu'ndaydı. Ve ondan da etkilendiniz. Bunda da biraz maddi anlamda bir materyalin kaybı, yani bütün Merkür retrosunda yaşamadığınız bir şeyi, mesela cüzdan ya da telefon ya da bilgisayar gibi bir şeyin bozulması ya da bir cüzdan kaybı, para kaybı gibi bir detayı tam da bu dönemde yaşayabilirsiniz. Yaşama ihtimaliniz var. O yüzden para kaybına dikkat edeceğiz. Sağlıkla ilgili kaygılarımız yüksek olabilir. Buna dikkat edeceğiz. 1-2 gün etkisi ve sonra normale dönüyoruz. Sevgili kovalar, 16 Mart'ta Merkür artık tekrar Balık burcuna geçiş yapacak ve siz artık bu süre sonunda düz hareketine de döndüğü, ileri hareketine döndüğü için biraz daha nasıl söyleyeyim, başkalarının eksiklerini tamamlamak üzere başkalarından örneğin işte borç para gibi bazı taleplerin haberlerini alabilirsiniz. Ya da eksiği olan, ev alacak olan bir yakınınıza destek olabilirsiniz. Birilerine borç verebilirsiniz. 20'sinden itibaren artık Güneş Koç burcuna geçiş yapıyor. Çok şükür diyelim. 19 Nisan'a kadar çok güzel bir dönem sizin açınızdan. Özellikle iş hayatında, kariyerinizde kendinizi ispatladığınız, güzel sonuçlar alacağınız bazı girişimlerinizin olduğu bir döneme giriyorsunuz. Eğitim noktasında da hiç ummadığınız noktadan eğitim hayatınıza destek bulduğunuzu göreceksiniz. Belki bir hoca desteğiniz olabilir. Belki ek bir eğitim için size teklif gelebilir okuldan. Ya da daha güzeli, liseden biliyorum üniversite sınavına girecek olan kova arkadaşlarım var. Onların bu özellikle de Mars'ın
Oğlak Burcu'ndaki etkisi bitiyorken 30 Mart'ta tamamlanacak. Oğlak boyunca ne demiştim Şubat ayının videosunda? Oğlak'tayken Mars ekstra çalışmanız gerekir. O 45 gün boyunca eğer gerçekten disiplinli çalıştınızsa 15 Şubat'tan 30 Mart'a kadar sonucunu çok güzel alacağınız bir döneme giriyorsunuz. 19 Nisan'a kadar bununla ilgili güzel sonuçlar alıyorsunuz ve Mars zaten Kova Burcu'na geçiş yapacak 30 Mart'tan itibaren ve sizi kuvvet kazandıracak, sizi kuvvetlendirecek sevgili kovalar. Özellikle Satürn gibi malefik etkili bir büyük gezegen sizin burcunuzdayken tabii ki sizi çok zorlayıcı olacak ama bu değişim, 3 yılın sonundaki değişim gerçekten hayatınızda kalıcı hale gelecek sevgili kovalar. Sadece 2 Temmuz'da bir geri hareketi var Satürn'ün ve Oğlak Burcu'na gerileyecek. 17 Aralık'a kadar da Oğlak'ta kalacak. Bu dönemde sağlıkla ilgili arka arkaya sorun yaşayabilirsiniz ve kontrol süreçleriniz olabilir. Buna biraz dikkat etmenizde fayda var. Sağlıkla ilgili aslında farklı doktorlardan farklı görüşler almaya da ihtiyacınız olacak o dönemde. Ayın 24'ünde 24 Mart'ta Koç burcunun üzerinde bir yeni ay var. Bu yeni ayda yine sağlıkla ilgili bazı haberler getirebilir. Eğitimle ilgili güzel sonuçlar getirebilir. Eğitimle ilgili özellikle sınavlarınızın sonuçlarını çok güzel alabilirsiniz, olumlu alabilirsiniz. Bu 4 derece yeni ayda yine özellikle yeni başlangıç yapacağınız, sizi acı eleştiren bazı dostları geride bırakacağınız, dostları diyorum tırnak içinde, bazı olumsuz katkıda bulunan ya da dedikodunuzu çeviren bazı arkadaşlarla aranızın ayrılacağı ve yeni başlangıç yapacağınız bir döneme gireceksiniz. 24 Mart'ta önemli bir tarih. Nisan ayına başlıyorken yine işiniz, kariyeriniz, meslek hayatınız gündeminizde yine de güzel etkiler var. Çünkü 30 Mart'tan itibaren zaten Mars sizin burcunuzda olacak. Bu da size ekstra bir kuvvet kazandıracak. Bu yılın sizin için olumsuz detayı Eylül-Ekim ayındaki Mars'ın retro hareketi, ondan etkileniyor durumda olacaksınız. Ama bunu ilerleyen videolarımda zaten aktaracağım sevgili kovalar. İletişim bilgilerim videomun altında mevcut. Astroloji danışmanlığı için bana her zaman ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.